Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu hafta ben haftalık vlog çekme kararı aldım. Bugün pazartesi ve ayın 23'ü, 23 Ekim pazartesi. Cuma'ya kadar bir vlog çekmek istiyorum. İlk defa haftalık vlog çekeceğim. Nasıl bir şey olacak? Hiçbir fikrim yok. Umarım güzel olur. Böyle samimi bir video olacakmış gibi hissediyorum. Böyle tüm haftamı görebileceğiniz ve benim de bütün haftamı anı olarak biriktirebileceğim bir hafta olacak. Bu hafta genel olarak bugün okulum yok. Cuma günü sınavım var. Salı çarşamba laboratuvarlarım var. Perşembe günü de zaten cumadan önce olduğu için büyük ihtimal sınav çalışarak geçer. O şekilde yoğun bir hafta beni bekliyor. Umarım güzel, keyifli bir video olur. Severek izlersiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağımdan bahsedeyim. Şimdi saat tam 10.01 olmuş hatta. Derse başlayacağım. Ama acaba dedim bir tane sevdiğim YouTuber video atmış. İlk önce onu mu izlesem? Ama bilmiyorum, başlayabilirim direkt derse. Bugün evde çalışacağım. Kahvemi de yaptım, flat white yaptım. Bugün evde çalışacağım. Akşam üzeri de Atay'la birlikte kitap okumak için bir kafeye gideceğiz. Şu anda kitap okumam biraz azaldı doğal olarak. Çünkü yani evdeyken çok boştum ama İstanbul'a geldiğimde artık çok vaktim olmuyor. Ve yani anca oluyor, her şey düzen oturuyor. Ama oturdu gibi de. Yani şu anda eve falan bayağı alıştım. Ev tur videosu gelecek zaten. Yani kitap okumam birazcık azaldı. Onun için şu anda beni tekrar kitap okuma itecek bir kitap olan Addicted serisinin 3. kitabı olan Sana Hala Bağımlı kitabını okuyorum. Ay çok güzel ya. Ben bu seriyi gerçekten çok seveceğim. 10 kitaplık bir seri olacak. Ben şu an 3.sünü okuyorum. 4.sünü de aldım. 5.si de çıkmış zaten. O şekilde kitap da okuyacağım. Derste çalışacağım. YouTube'da izleyeceğim. Güzel bir gün olacak sanırım. Ama ilk önce sanırım YouTube izleyeceğim. Evet, YouTube izleme kararı aldım. 16 dakikaymış video. Ve şey, Productive Study Days diye geçiyor. Yani study yapacağım için ben de study videosu izleyeyim. Yani kahvemi de onunla birlikte içeceğim. Mis. Kavak yerlerine başladım bu arada. 3. bölümdeyim şu anda. Geçen Instagram'da Reels gezerken bir tane kavak yerleri Reels'ı çıktı karşıma ve ben kavak yerlerini hiçbir zaman böyle tam olarak izlemedim. Zaten başladığında ben 4 yaşında falandım. Tam olarak hatırlamıyorum. Ondan böyle kavak yerleri ne konusuna falan hiçbir fikrim yok. Sadece böyle çiftleri falan biliyordum. Ona başladım en baştan. 3. bölümdeyim ve aşırı sevdim. Zaten 1 saat, 1,5 saat gibi değişiyor şeyler, bölümler. Outlander de o şekilde. Ama kavak yerleri izliyorum yani. Evet arkadaşlar, videoyu izledim. Clarice and the Clouds izledim bu arada. Clarice de benim ilk izlediğim yabancı YouTuber ve onun yeri bende çok ayrı. Yani çok seviyorum onu izlemeyi. Böyle verimli bir ders çalışma, işte günleri verimli geçirmek hakkında videolar çekiyor genelde. Yine öyle bir video çekmiş. Böyle evde olmasına rağmen hafif bir yüzüne renk getirmiş, işte güzel giymiş, öyle ders çalışmaya falan başlamış. Ve ben de dedim ki, ben de yapayım böyle hafif bir... Şey, Nivea'nın şundan sürdüm. Birazcık allık sürdüm ve şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Üstüme de kazağımı geçirdim ama büyük ihtimal çıkaracağım. Çünkü şu an bile terledim. Ders çalışmaya geçeceğim. Ve motive oldum. İyi ki izlemişim. Hadi ders çalışalım. Öğle yemeği olarak mercimek çorbası yaptım ama bende blender olmadığı için mercimeklerimi ezemedim ve ben öyle hiç sevmem. Ama bayağı kaynattım ve bayağı ezildi. Şimdi size mercimek çorbamı göstereceğim. İlk defa mercimek çorbası yaptım ve bayağı başarılı gözüküyor. Şimdi bakacağız tadına. Evet, şöyle oldu. Kıvamını göstereyim. Bence gayet okey. Bakalım tadına. Gayet iyi bu arada. Evet arkadaşlar, size demiştim Atay'la buluşacağız diye. Şimdi biz Atay'la buluştuk. İlk önce yemek yiyoruz. Atay kendi yemeğini kendisi yanında götürüyor. Normalde ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Öyle bir alışkanlık oluşturmaya çalışıyorum ama bugün çok
unutmuşum ve aklıma yapacak yemek gelmedi. Onun için ben de tavuklu, kuskuslu, fasulyeli bir yemek yiyorum. Öyle bir kase aldım, onu yiyorum. Şu anda Beyoğlu'ndayız. Birazdan da Pera Bakery'ye gidip kitap okuyacağız ve mandala boyayacağız. Çünkü mandala aldım, boyayalım diye. Çok güzel. Evet, çok güzel. Evet, gösteririz size de. Ayrılacağız. Kitap okuduk Mini Kitap Evi'nde. Pera'ya yeni açılmış. Söyledim mi hatırlamıyorum ama aşırı güzeldi. Bayağı güzeldi. Daha kafesi, kahve alma yerleri falan açılmamış ama oturma yerleri açılmıştı. Hepiniz İstanbul'da yaşayanlarınız varsa kesinlikle gidip baksın derim. Arkadaşlar, kurbağalı şeyim çok tatlı. Şimdi ben eve yeni geldim çünkü market alışverişim çok sürdü ve kollarım koptu taşırken. Şimdi onları yerleştireceğim. Ondan sonra çamaşırlarımı yıkamıştım yatağımın. Onları sereceğim. Ondan sonra da bir reels yapmam gerekiyor. Onu yaptıktan sonra da artık bugünü kapatacağım. Bugünüm bu şekildeydi. Yarına geçebiliriz. Günaydın arkadaşlar. Bugün haftanın ikinci günü, salı günü. Ben bugün labını saat 2'de sanıyordum. Ama saat 9'daymış ve dün gece çok geç yattım. Yani bana göre geç bir saatte yattım. Çünkü ben erken yatan bir insanım. Ve 2 saat boyunca full ekrana baktım. Reels yaptım, edit yaptım. Onun için gözlerim çok yoruldu. Sabah böyle 6 saatlik bir uykuyla kalktım ve aşırı bir baş ağrısıyla kalktım. Neyse şimdi yemek yiyince, su içince falan geçti. Şimdi hemen hazırlandım. 9 labına gidiyorum. Kombinimi göstereyim. Bu çizgili ince kazağımı giydim. Kumaş bir pantolon giydim gibi. Üstüme de kirazlı kamı alıp siyah çantamı aldım. Bugün hava sıcak ve hava sıcak olduğu için de kalın bir şey almadım üstüme. Şimdi Hayat'ı bekliyorum. Hayat'ın da saat 9 labı varmış. Birlikte 8'de çıkacağız. Geliyor mu anlamadım ama göreceğiz. Wow. Merhaba arkadaşlar. Artık burası benim kanalım. Arkadaşlar artık bu kanalın hiçbir sahibi olmuyordu az kalsın. Neyse kurtardık. Allah'ım nazar değmez inşallah. Bir nazar duası bekleriz. Kanka bu da dönüyor. Kanka, çok garip. Kanka bu ne ya? Ya otobüs durağından geçiyoruz. Biz ay. Ay çok garip dönüyor otobüsler ya. Kanka ben otobüs şoförlerine çok büyük bir saygı. Bayağı iyi bir kualite evet, konuşmayan. Ya. Neyse arkadaşlar biz laba geldik. Tuğçe'ye birlikte geldik. Bu sene ilk Tuğçe ile gelişimi. Evet. Tuğçe'm ya şu güzelliğe bakar mısınız maşallah. Şimdi Tuğçe anlat bugünümüzü. Bugünümüz lab. 9-12 labı. Evet. Mikroskopi. Labı olacak. Mikroskopi değil ya. Deney yapılacakmış. Onun için föylerimizi arkadaşımıza aldırdık. Çünkü biz yetişemeyecektik. Evet. Muhalla'ya buradan teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben yapamıyorum şu an. Evet. Onun dışında... Arkadaşlar YouTuber olmak çok zor. Elim o kadar ağrıdı. Arkadaşlar biz şimdi Cognos'u da bundan çıktık. Ay çiçeğim. Şimdi okula yemek yemeye geldik öğlen. Yemeğimizde ezogelin çorbası. Patatesli tatlı ve su böreği var. Bir de yoğurt var ama ben hazır yoğurt sevmiyorum. Let's go. Yeah. Arkadaşlar bu arada okul şöyle bir uygulama başlatmış. Normal okul yemeğini beğenmeyenler için şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Soğuk sandviç de veriliyor aynı fiyata. 15 lira bu arada bizim okul yemeği. 4 çeşit yemek çıkıyor 15 lira. Beğenmeyenlerin için soğuk sandviç artı meyve suyu da yine 15 lira böyle bir stand kurmuşlar. Bence bayağı iyi olmuş. Eve geldim ve evde
günümü geçireceğim artık. Çamaşır toplayacağım, evi toplayacağım, yemek yapacağım, ders çalışacağım, kitap okurum. Öyle de bugünü kapatırım diye düşünüyorum. Selam. Bugünümüzü hemen bir şöyle sizinle anlatayım dedim. Bir yandan kendime yeşil çay yaptım. Bir yandan da şöyle bir atıştırmalık tabak hazırladım. Bir dakika, kamerayı göstereyim size. Şöyle bir atıştırmalık tabak ve yeşil çay. Mis gibi. Evet, şimdi konuşabiliriz. Şimdi ben bu kitabı okuyacağım. Bunları yerken, ederken. Eve geldiğimden beri ne yaptığımdan bahsedeyim size. Dolma yaptım. Ve hayatımda ilk defa dolma yaptım ve aşırı güzel oldu. Dün bu arada bu video yeni denediğim yemekler. Hayatımda ilk defa yaptım. Yemekler adlı bir video olabilir haftalık vlogda. Mercimek çorbam çok onay almadı. Çünkü blenderım olmadığı için çok güzel olmadı. Diri mercimek sevmediğim için. Ama dolma anneminkiyle kapışırdı. Gerçekten mükemmel lezzetli oldu. Zaten annem tarif ettiği için anneminkiyle kapışırdı da. Siz bu hafta neler yapıyorsunuz? Aşırı merak ediyorum. Siz de yazabilirsiniz yorumlara. Yorum yapmanızı çok seviyorum. Hepsini okumayı da çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Sabah 6'da kalktıktan sonra bizim sıfatlar. Gerçekten. Sabahki halimiz düşün, bir de şimdi halimiz düşün. Yine de çok güzeliz. Neyse arkadaşlar, siz Tuğçe'yi çok... kendime bakıyorum ha kameradan. Ben de bakıyorum. Siz Tuğçe'yi çok böyle çalışkan bir öğrenci sanabilirsiniz ama onun yarınki labı için föyü bile yok. Ve şimdi almaya gidiyoruz. Çalışkan değilim bu arada. Bu arada ben size az önce konuşma yapmıştım. Hayat geldi bana. Biz de sohbet ettik. Şimdi föyünü alacağım. Gelsin. Bonusluyorlar. Hayatın evine çıkıyoruz. Biz evet. Bu arada hayatla aynı blokta yaşıyoruz. Evet. Ama söyledim mi hatırlamıyorum bunu. Bizim ikimizde de aynı, benim üstümdeki şeyden var. Evet. Yok, kader. Daire numaramı göstermeyeyim de. Evet arkadaşlar, köyü teslim ettik. Kendisine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Yarın evet ama görüşürüz belki. Gerçi benim yarın bayağı yoğun bir günüm var. Speaking sabun kadar. Yapacakmış. Hayır, inşallah ona yetişirim bu arada. 12'de bitmez büyük ihtimalle labım, sizin hoca olursa. Bu galiba bu benim videoda çok son çıkışım. Neden? Kanka haftalık vlog. Oha kanka, 45 dakikalık video mu yayınlayacaksın? Hayır. Arkadaşlar günaydın. Ben 6.30'da kalkacaktım. Evden 8'de çıkmam gerekiyordu ama ben alarmımı kapatıp 7.30'da kalktım. Dünün acısını çıkardım bence. Neyse şimdi hemen hazırlandım. Bu üstümü giyip altıma şu krem rengi keten pantolon gibi bir şeyim var. Ona giydim çünkü hava gerçekten bu hafta sıcak oluyor. 7.41 yani bir 15 dakikaya çıkmam gerekiyor. Hemen kahvaltı yapayım. Birazcık bir yani lensimi taksam takmasam bilmiyorum. Çünkü gözlerim bir tık dinlenmesini istiyorum. Neyse göreceğiz artık. Şimdi çıktım evden, kombin çek, bu şekilde ve dildim yani, şuna bakar mısınız, çok kötü oldu ama olsun, geçecek hepsi, inanıyorum yani. Bu arada söyledim mi hatırlamıyorum ama ben sivilce tedavisine başladım, hatırlamıyorum söylemeyi. Neyse sivilce tedavisine başladım ben, iki tane kremle birlikte. Şu an iyi gidiyor mu bilmiyorum çünkü daha da kusturuyor kremler yüzümü. Onun için modum biraz düşüyor ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar geldim okula. Yani M1 o kadar... M1'de değil, M2'de abi o kadar kalabalık ki. Ya o kadar çok terledim ki. Neyse, sinir oldum ama halledeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi biz laboratuvardan çıktık. 2 saatlik bir ara verdi hoca. Yani 12 çeyreğe kadar aramız var şu anda. Şimdi gidiyoruz. 11'de açılıyor okulun öğle yemeği. Şimdi kampüste birazcık oturacağız. Cuma günü sınavımız olduğu için notlarımıza bakacağız. Ondan sonra da yemek yiyip laboratuvara geri döneceğiz. Bu şekilde. Bu da Hello'nun kombini. Bayağı güzel olmuş. Hürkan çok güzel. Ya, bayağı beğendim. Hahaha.
Arkadaşlar labımız erken bitti ve sabun yapımına katılabileceğiz. Yani bizim kulüp için 100 tane çocuğa sağlık paketi verecektik. Onun için sabun yapacaktık ve biz Helin'e katılamayacağız diye düşündük ama bittiği için katılacağız şimdi. Herkes böyle yapsın. Bak ayıcık var. Pembeler de çok tatlı. Aynen, pembeler de güzel. Şimdi bu arkadaşlar biz şu anda Süleymaniye lokantasında oturuyoruz. Kahve içiyoruz, cookie yiyoruz ve magnolia yiyoruz. Şimdi biz sabun yapımı yaptık. Çok güzeldi. Hadi sabun yapımından bahsedin birazcık. Bu arada biz bunu 100 tane çocuğa hediye etmek amacıyla kendi ellerimizle yapıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı için kulüp olarak. Bugün 100 tane sabun yaptık. Nasıldı? Çok eğlenceliydi. Biz burada Tuğçe'ye son anda girmeye karar verdik. İyi evet, ki girmişiz yani. İyi ki girmişiz. Çok eğlenceliydi. Belki ilk defa. Yani belki laboratuvarda böyle rapor yazmadan bir şey yapmak çok keyifliydi. Evet ve hoca gerçekten çok tatlıydı. Aşırı tatlıydı. Evet çok tatlıydı. Yıldız Hoca da çok tatlıydı. Evet. Sabun yapmak da bayağı kolay bir şeymiş. Yani. Çok kolay bir şeymiş ya. Ben yapacağım evde gerçekten. Sadece sodyum. Asırınızı vermeyelim ama. Evet. Şuradan sabun hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki linkten. Evet arkadaşlar. Sabun yapımını anlattık zaten, çok güzeldi ve aşırı güzeldi ya. Şimdi de ben evden dolma getirmiştim. Akşam yemeği olarak dolmamı yiyeceğim. Buradan da Speaking Club'a geçeceğiz. Bir kulübün bir kargosu varmış. Onu aldıktan sonra Speaking Club'a geçeceğiz. Çok heyecanlıyım Speaking Club için. Çünkü ben moderatörüm ama bir hocayla çalışacağım için bize çok söz düşmeyecek gibi ama yine de olsun. Günaydın arkadaşlar. Bugün Perşembe. Haftalık vlogumda 4. günü. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şu an saat 7.45 sabah. Güzel bir kahvaltı, mantarlı, yumurtalı, özlediğim bir kahvaltı yapacağım. Arkadaşlar ben bunun tarifini zaten önceden bir videomda vermiştim. Bugün ne yedim videosunda vermiştim. Ve şu mükemmelliğe bakar mısınız? Ya mantar dünyadaki en güzel şeylerden biri değil mi? Böyle çok güzel bir şey. Yanında da çay yapmayı unuttum. Onun için soğuk çay yapıyorum. Şimdi telefonumu televizyona bağlayıp Kavak Yelleri izleyeceğim. Çünkü Kavak Yelleri'ne başladım. Saatlerimiz 9.40. Ben 10 gibi derse başlayacağım. 11.30'a kadar bir aralıksız, yani 1.5 saat bir aralıksız çalışacağım. Kelimelerin gücüyle alakalı bir podcast dinledim de bu sabah. Ve zaten biliyordum kelimelerin gücünün gerçekten hayatımıza çok etkili olduğunu. Podcast'te podcastlendiniz diye bir Fatma Nur soyadını hatırlamıyorum. Onun podcast'i. Onu dinledim ve çok beğendim. Linkini aşağıya bırakırım. Onun için hayatımızda hep olumlu cümleler kuralım ki olumlu şeyler gelsin. Onun için yeni sınavım çok güzel geçecek ve hiç stres yapmadan halledeceğim. Evet arkadaşlar, öğle yemeği olarak kendime böyle bir tavuklu sezer salata hazırladım. Yani sezer sosu tam oldu mu bilmiyorum ama bunu yiyeceğim. Ondan sonra da dışarıya ders çalışmaya çıkacağım. Evet arkadaşlar, biz kızlar ve Ata ders çalışmaya, yani aslında biz Ata'yla gelmiştik, sonra kızlar da buradaymış, kahve dünyasında varmış. Hep birlikte şimdi ders çalışacağız ve kahve dünyasının efsanesi olan Froya'dan aldık. Mükemmel bir şey. Ben gofret ve çilek koydurdum. Ata fıstık ve granola koydurdu. Kızlar bakalım ne koyduracak. Onlar şu an alıyor. Günaydın arkadaşlar. Haftanın son günü yani Cuma'ya hoş geldiniz. Bugün sınav günüdür. Kahvaltım bu şekilde. Yine geçen gün yaptığım gibi yoğurt granola yaptım. Sınav günü. Şimdi son kez bir şöyle bir çıkmışlara bakacağım. Bir saat sonra da evden çıkmam gerekiyor. İnşallah çok güzel geçer. Evet, biz sınava doğru. Biz sınava doğru gidiyoruz. Hayatın kombini vs. benim eşofman kombinim. Sınav kombini yaptım ben ama hayat o kadar güzel ki her zamanki gibi. Evet Tuğçe, sınavın nasıl geçti? Anlat bakalım. Kanka şöyle, kognitif kısmı güzel geçti. Ama kromatografi kısmında bazı sorulardan emin değilim. Çünkü çok arada kaldım. Ama bence genel olarak bildiğimiz, yani çalıştığımız konulardan geldi. Aynen, çalıştığımız yerlerden geldi. Evet, o yüzden geldi. Ben çok sevindim. Ben de. Biz nereye gidiyoruz bu arada? Ben çok aşırım. O yüzden... Saat 9.30 ve bu kızlar okula, şunlar
okula şey yapmadan, kahvaltı yapmadan gelmişler çünkü sınav 9'daydı. Sadece deliler kahvaltı yapmadı sadece. Onun için şimdi karın doyuracağız. Ne yiyeceğiz bilmiyoruz. Dürüm yiyeceğiz sanırım bu saatte. Ama ben aç değilim gerçi, ben bir şey yemeyeceğim. Hayır, dürüm yemeyelim. Ne yiyeceğiz bilmiyoruz. Dostlar, şimdi biz Beşiktaş'a geldik. Öyle yemek yiyeceğiz ama ne yiyeceğiz? Büyük ihtimalle bir kap makarna yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi geçen sene de bir kere gelip kızlar sonradan geldi. Sonra biz bir daha oturduk buraya. Ben her türlü iki oturduk. Ama sanki ikinci defa da oturduk diye hatırlıyorum. Neyse, bir kere ben biz buraya oturmayı çok seviyoruz. Burası Beşiktaş'ta Palmiye Sokak Kafe. Şimdi biz Hayat'la Kum'da Türk kahvesi aldık ve sunumu çok beğendik. Kahvemiz. Kiye poz verecekti, onu çekmezsem olmaz. Evet dostlar, şimdi akaretler kısmına geçtik ve kanalı yiyeceğiz. Çok heyecanlıyız kanalı yiyeceğimiz için çünkü çok seviyoruz hepimiz de. Böyle canımız çok ağır olmayan, böyle hafif bir tatlı çekmişti. Biz de kanalı yeme kararı aldık. Ve kılıf aldım telefonumu, ekranımı kırmıştım. Evet, Helin de aldı. Helin yeni telefon olduğu için ona kılıf aldı. Bir de ekran koruyucumu kurmuştum, onu da değiştirdim. Çok iyiydi. Zaten Beşiktaş'taki o kılıfçıyı çok seviyorum. Bu kılıfını gösterelim. Evet, bu McDonald's'ın yanında, iki yanında böyle küçük bir kılıfçı var. Çok uygun fiyatlı ve çok güzel kılıflar var. Oraya bakın derim. Arkadaşlar ya, look at this. Evet arkadaşlar, ilk haftalık vlogum bitti. Evet. Nasıl bir vlog oldu hiçbir fikrim yok. Bence çok güzel bir gündü. Sitenin kedileri ya. Çok tatlı. Evet, bence çok güzel bir gündü. Ve haftaydı. Evet. Çok yoğun bir haftaydı. Şimdi size güzel ışık çıksın diye biz köprüye böyle oturduk. Köprüyü gösterelim. Videoyu beğendiyseniz ben burada evlilik teklifi almak istiyorum. Hayatın random bilgilerinde bugün. Burası böyle bir köprü, bakın. Dur, seni uzaktan da çekerim şimdi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Oo, çok güzel çıktı.